İstinaftan geri döndükten sonra tekrar Yargıtay'a başvurduğunda biz bu şekilde bir onama geleceğini tahmin ediyorduk aşağı yukarı. Yani bir nebze acımızın dinmesi mümkün değil ama olması gereken de bu. Yani başka bir sonuç beklemem mümkün değil. Mümkün değil. Eğer başka bir sonuç gelseydi çok farklı düşünürdük herhalde. Yani kamuoyu da bunu kabul etmezdi. Toplum da kabul etmezdi. Zannediyorum ki böyle bir kararı tüm insanların beklediği bir karardı diye düşünüyorum. Yani onun ceza çekmesi tabii ki bizi bir nebze olsun rahatlattı. Ama dediğim gibi arkasındaki olanların esas ceza çekmesi gerekiyor. Arkasındakilerin bulunması gerekiyor. Açık cezaevine niçin çıktı, nasıl çıkarıldı, kimler destek oldu, bunların araştırılması gerekir. Dava çok hızlı kapandı ve bunlar da gündem dışı kaldı. Yani bunu ben değil, tüm kamuoyunun istediğini tahmin ediyorum. Çünkü Ceren'den sonra da bu tür olayların olması bana bunu düşündürüyor. Yani Palalı olayında da çok üzüldüm. Benim kızım gibi aynı durumda karşı karşıya geldi. İşte o takipler, o konuşmalar sanki birebir tutuyor. O zaman bize de bunun arkasında bir gücün olduğunu, bunun da devlet içinde araştırılıp bulunması gerektiğini düşünüyorum. Sadece Özgür Ardıç'ın suçlu olduğunu düşünmüyorum. İhmali olanların da suçlu olduğunu düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi'nden henüz bir cevap gelmedi. Bunun için dava açmıştık. Onların da cezalandırılmasını istiyorum. Hatta bu olayda katilin arkasında birilerinin olduğunu düşünüyorum. Son dönemlerde yaşanan olaylar da bunu gösteriyor. Anayasa Mahkemesi'nin bunun da incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Katilin çok fazla sorgulanmadan ceza aldı. Kimler vardı bunun arkasında? Birilerinin yaptırmış olabileceğini gördüğümüz izlenimlerin, duyumlarım beni bundan sonra böyle düşündürüyor. Devletin bunları araştırması gerektiğini düşünüyorum. Evet, karara saygım var. Bir nebze olsun katilin ceza alması yapıyor ama katili katilliğe sürükleyen kişiler, ihmali olanların da ceza almasını istiyorum. Bunu istiyorum derken yani bence kamuoyunun komple istiyor olduğunu düşünüyorum. Bize gelen izlenimler, insanların duyumları bizi bundan sonra da böyle düşündürüyor.